Opel. Wir leben Autos. Baba. Yine mi? Anne sen de mi? Çocuğunuzun arabasını kaçırıp bütün gün ne yaptığınızı bana anlatabilir misiniz? Anlatamayız. Yani. Bir de hala gülüyorlar. Alman teknolojisiyle benzersiz sürüş keyfi. Opel Corsa. Anlatılmaz. Yaşatır. Corsa. Sizi her özelliğiyle büyüleyecek ikonik Alman tasarımına sahip yol arkadaşınız. Corsa'nın kusursuz performansını sonuna kadar hissedin. Farklı sürüş modu seçenekleri sayesinde eko, normal veya sport modları arasından dilediğinizi seçin. 8 ileri otomatik şanzımanla konforlu bir sürüş yaparken düşük yakıt tüketiminin keyfini çıkarın. Panoramik cam tavan ve siyah tavan kombinasyonuyla şıklığınıza şıklık katın. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemiyle her an bağlantıda kalın. Hız limitleyici ve hız sabitleyici daha güvenli yolculuklar için hayatınızı kolaylaştırsın. Kör nokta uyarı sistemi daha güvenli sürüşler için etrafı gözlesin, şerit koruma özelliği sürüşünüze dikkatle eşlik etsin. Segmentinde bir ilk olan Intellilux LED Matrix farlar ise üstün aydınlatma sistemi sayesinde yolun tüm detaylarını gözler önüne sersin. Opel Corsa anlatılmaz yaşatır. Çünkü konuğum Opel Corsa. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Opel ABC İstanbul yoluna teşekkürler ve Turgay Bey'e. Arkadaşlar aracımız 4 seçenekle geliyor. Essential, Elegance, Edition ve Ultimate paket olarak geliyor. 1.2 75 beygir, 1.5 105 beygir dizel versiyon, 1.2 100 beygir benzin ve 1.2 130 beygir benzin versiyonunda geliyor arkadaşlar. Aracımız Ultimate paket olup siyah jantlarla birlikte sunroof vücut rengiyle uyumlu, kapakları uyumlu ayna, siyah metalik gri krom çıta, spoiler mevcut ve arkasında çift çıkış egzoz mevcut. Ön taraf led şekilde. Yine içeri geçtiğimizde ben içeride anahtar mekanizması vesaire hepsini oradan şey yaparım. Ön tarafta Intellilux LED Matrix farlar mevcut. Bu aynı zamanda Astra Insignia'da kullanıldı. Şerit takiplerimiz mevcut şu ortadaki siyah kutuda. Ön çarpışma ikaz sistemi, 180 panoramik geri görüş, aktif acil frenleme sistemi mevcut arkadaşlar. Yani tam ideal bir bayan kullanımı. Az önce de bir takipçimiz dedi. İşini düşünüyorlarmış. Yani araç gayet şık, minik ve rahat bir araç. Arka tarafımız şu şekilde. Üçüncü stopumuz. Antenimiz köpek balığı böyle bu şekilde. Sunroof var. Birazdan hatta şöyle içeri göstereyim. Şu şekilde. Hatta anahtarsız giriş mevcut mu diyecektim ki herhalde mevcut, bir deneyelim. Yok arkadaşlar, anahtarsız giriş mevcut değil. Bu aracımız benzinli. Ha böyle sıfır. Showroom'da. Bunun bir yan tarafı Citroen ABC, bir yan tarafı da Peugeot ABC olmak üzere. Üç şekilli burası. Şimdi içine geçelim. Arkadaşlar araç Ultimate paket olduğu için 4 cam otomatik, ayna kontrolü. Burada bir kapı tutacağı mevcut çekmek için. Burada parlak siyah bir malzeme kullanmış. Gayet güzel. Dikiş beyaz. Şurada bir suluk, 1,5 litrelik su koymak için. Hoparlörlerimiz mevcut. Buradan da ayna için içeriden müdahale, servis zamanı vesaire gibi herhangi bir şey olursa. Parlak siyah detaylarla süslendirilmiş. İçeride onun üstünde gümüş gri bir kromaj mevcut. Direksiyonumuz küçük bir direksiyon. Spor direksiyon. Ve kenarları deri, ortası kumaş. Otomatik vites. Çift suluğumuz mevcut. Şimdi birazdan
daha detaylı olarak anlatayım. Bir de arkaya geçelim. Arka tarafı da aynı şekilde. Şurada küçük bir sulumuz var. Ceplerimiz var. Cam tavan gayet geniş. İçerideki yaşam alanını tekrardan söylerim. Bir de bagaja geçelim. Bagajı görelim. Bagaj da gayet ferah arkadaşlar. Yani benim çanta bile büyük. Yani sığıyor. İdeal yani. Şimdi bir ön tarafa, kokpit tarafına geçelim. Arkadaşlar, aracın ön tarafındayız. Burada da küçük bir hoparlör bizi karşılıyor. Şurada herhalde algılayıcı şerit takip için sistem konmuş. Teybimiz bu şekilde. Şöyle. Buradan tüm aracı kilitleyip dörtleri yakabiliyorsunuz. Buradan klima kontrollerimiz sağlanıyor. Buradan vitesimiz, manuel vites. Sürüş modlarımız vesaire mevcut. Bu araçlarda, bu Corsa'da frene basılı tutup start stop'a basacağız. Basılı tutuyoruz ikisini, evet. Evet arkadaşlar, ikisini de basılı tutup çalıştırıyoruz. Cam tavanımız bu şekilde. Açılıyor mu diye bir bakacağım arkadaşlar. Yok, burası açılmıyor ama buradan bakarız, açılmıyor aynen. Şuradan bir sürüş modlarına Eco modumuz var. Normal, spor. 3 modda oluşuyor arkadaşlar. Buradan start stop'u kapatma, işte park yardımcısını açma gibi özellikleri var. Şuradan bakalım. Burada araca bağlanıyoruz. Ha, kısa farların ayarı. İşte düşük hava algılama, hani 3 dereceden birden eksi 2'ye düşerse vesaire gibi özellikleri mevcut. Navigasyonumuz, navigasyon donanımı var. Daha telefon bağlanmadığı için. Şurada siyah bir krom bizi karşılıyor. Siyah parlak detay üstünde bir krom karşılıyor. Klima menfezlerimiz burada konumlandırılmış. Burada işte airbag açılı, kapalı vesaire gibi. Bu şekilde lambalarını açabiliyorsunuz. Sunroof perdemiz açık vaziyette. Ben kendime göre ayarladığımda gayet bir geniş. Direksiyonumuz da bu şekilde. Buralar parlak siyah olabilirdi. Hani vücut rengiyle ama gayet şık olmuş. Siyah uyumlu. Siyah odaklı. Direksiyonumuz gayet şık, güzel. Torpidomuza geçelim. Arkadaşlar torpidosu harbiden geniş. Yani burası bir buzdolabı gibi kullanılabilir. Kolluk dayaması bu şekilde, yani gayet hoş. Güzel bir araba. Şurada far grubumuz var. Dışarı çıktığımda far grubundan bahsedelim. Arkadaşlar şu şekilde ön tarafımız LED far. Burasında herhangi bir izolasyon mevcut değil. Sesi de hatta şu şekilde şöyle dinleteyim. Daha gazlamadım hadi. Bu dışarıdan sesi, içeriden sesinde gösteririz. Arkadaşlar arka tarafımız LED farla geliyor. Arka sesimiz halojen. Buralarda park sensör uyarıcılarını görebiliyoruz. Plakalandırması alta yapılmış. Gayet şık bir görünüm var. Şu kısımları çalışmıyor arkadaşlar. Aktif değil. Bir de motor kısmına geçelim. Arkadaşlar motorun sesi bu şekilde. Gayet sessiz çalışıyor. Hani diğer benzin araçlara bakacak olursak bu segmentte gayet sessiz. Şurada klima, yani herhangi bir toz toprağa karşı motoru önlemek için konulmuş. Herhangi bir korumanız mevcut değil. Araç bu şekilde, yani gayet şık. Şimdi içerideyim arkadaşlar, bir gazlama yapacağım hafiften. Bu şekilde arkadaşlar. Kapatırken de aracı, yani stop ettirirken halk diliyle şöyle basılı tutuyoruz. Start stop'a da basılı tuttuktan sonra kendisi otomatikmen kapanıyor. Şimdi arka yaşam alanına geçelim. Evet. Arka taraftayım şu anda arkadaşlar. Yani kendimi ayarladığım için bu şekilde 1.83 boyla bu şekilde oluyor. Ön taraftan yani çatı iki parmak falan anca gelir şu şekilde. Yani gayet ferah. Hafif arka tarafın dar olmasının nedeni de birkaç arkadaş yazmış bunu incelememi istediği için. Arka taraf arkadaşlar bu sunroof mevzusu olduğu için ve C sütunu dar olduğu için, hatchback aracı böyle olduğu için bu şekilde dar. Arkadaşlar burada bizi bir deriden bir cep karşılıyor. Aynı şekilde burada. Orta tarafta herhangi bir şeyimiz yok.
işte klima kontrolü, şarj aletsin. Burada bir cebimiz mevcut. Herhangi bir şarj desteği vesaire yok. Burada Isofix bağlantıları var. Emniyet kemerlerimiz, gömemiyorsunuz. Onun haricinde burada herhangi bir kol dayamamız yok maalesef. Ama yani şıklığıyla ben buradayım diyen bir araç. Şimdi bir de bagaj alanımıza geçelim. Bagaj alanımız da burası arkadaşlar. Burada herhangi bir şey göremiyorum ben. Cep. Arkadaşlar daha hepsi üstünde. Jantı falan burada öyle lastik. Burada bir yün kullanmışlar. Gayet iyi düşünülmüş. Burada herhangi bir yalıtım yok. Çamurlukları da yoktu. Ama gayet güzel bir araç. Bunların da arkadaşlar silecek suları bu menfizlerden veriliyor, bilginiz olsun.